Herkese merhabalar arkadaşlar 10 Kasım yarış programıyla Çarşamba gününün yarış tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Tabi Aziz Atatürk'ü kaybettiğimiz yıl dönümünde onu anıyoruz bir kez daha. Ona bütün şükranlarımızı sunuyoruz arkadaşlar ve yarış tahmin videomuzda şimdi başlayabiliriz. İki gün üst üste İstanbul yarışlarıyla birlikteyiz sizlerle. ilk koşu 2'de başlayacak. İstanbul'da 9 koşu bir program meydan 3 yaş Araplar 1300 metre Çin pistte koşulacak. İlk yarış bizleri bekliyor. Arkadaşlar tek önerisi... Artık meydandan çıkması beklediğimiz kendi safkanımız 3 numaralı ille de sürmeli. Turbo Esen Hanım şövalye hattına sahip Gökhan Kocakay idaresinde 57 kiloda start alacak olan safkan. Start aldı 3 yarışta 3. 5. ve 3. şeklinde geldi. Son koşusunda sentetik pistte 1500 metrede 3. olmuştu. Kondisyonla ilgili hiçbir problemi yok. Bu mesafe birazcık kısa gelebilir mi diye düşünebilirsiniz ama 1200 metrede de 3. olmuştu. bu safkan Beşinci vardı tabii ki ama 1300 metrede 100 metre daha fazla olacak, daha iyi koşacaktır. Son yarışında tampon yemeseydi, iki defa tampon yedi, bir de yer bulamadı arkadaşlar, neredeyse safkan düşecekti. E, izlediyseniz e, görmüşsünüzdür bu yarışta. E, Gökhan Kocakaya çok iyi toparladı atı ve buna rağmen bütün bunlara rağmen sıkışmasına rağmen Safkan 3. geldi. Ucu ucuna foto da verdi ikinciliği. E, haliyle gücü kalmamıştı Safkan'ın. Fakat şu anda rakipsiz bir şekilde ben bu yarışı bu Safkan'ın kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Şurada baktığınızda eğer ki 3 numaraya rakip görüyorsanız gerçekten bu Safkan'ı tutturmak büyük başarıdır, büyük meziyettir onu belirteyim. Ben 3 numaralı ille de sürmelinin burada tek olarak yazılacağını ve geleceğini düşünüyorum. Başka bir isim öneremiyorum çünkü diğer safkanlarda elimizde bir veri yok. Yani şu ismi yazalım çünkü neden yazalım diyecekseniz öyle bir şey size sunamıyorum. Yani mesela bir üçüncülü olan bir safkan var. 168 gün aradan sonra geliyor. Bir tane ikinciliği olan safkan var. 61 gün aradan sonra geliyor ve son 3 yarışını kötü koşmuş. Öte yandan tek elle tutulur yanı olan 9 numaralı Lady Ecem. Ee, bu safkan dış start tercihli. Uzun mesafe bir yarış değil bu yarış. 1300 metre kısa. Ne olacak? Viraj dönülürken dışarıda kalacak bu safkan. Şansı azalacak. Öte yandan ille de sürmeli. Dördüncü kulvardan çıkıyor. Ee, sıkışma durumu yaşamazsa kesinlikle bu yarışı kazanacaktır. Ya geçen yarışta talihsizlik olmuş oldu açıkçası bu hani özel bir durumdu. Ee, son iki yarışında bu baktığımız e, Lady Ecem 5. ve 4.lükle ayrılmış bir safkan. Fakat ben yine de e, bu ismin ille de sürmeliye rakip olabileceğini zannetmiyorum. Arkadaşlar 3 numaralı ille de sürmeli gayet iyi bir safkan. E, bir takım problemler e, yaşıyor e, açıkçası. Ama e, bu problemlere aşıyor e, yavaş yavaş. üzerinde koya koya geliyor. Son yarışından önceki iki yarışında arkadaşlar bu at sprint e atamamıştı. Ve son koşusunda sprint atarak e, yeniden bize tekrardan kendisinin nasıl ibadet olduğunu göstermiş oldu. Tabii ki bu grupta kesinlikle tek geçilecek bir isim olduğunu düşündüğüm için bu ismi tek olarak söylüyorum. Başka at yazmayı düşünenler varsa yazabilirler. İkinci koşuya gelelim. 7 safkanın start alacağı şart 5 yukarı İngilizler 2100 metre çim pistte koşulacak bir yarış bizleri bekliyor. Arkadaşlar buradaki ilk önerim benim bir numaralı Yellow Legend olacak. Dilba ile start alacak olan Safkan'a Görkem Özçelik binecek aprantisi. Start aldığı son 6 yarışta bir kez tabela dışı kalan Safkan Çin pistte 4 kez tabela başarısı gösterirken son koşusunda da e, üçüncülük elde etti. 17 gün evvel start aldığı koşusunda bu isim 2-10-75'lik derecesiyle birlikte e, bu pistte 2100 metrede yarış koşan Safkanlar içerisinde en iyi dereceye sahip safkan konumundadır kendisi. Bu sebeple bu ismi kesinlikle yazmamız gerekiyor. Ben bu, bu atı tek olarak yazabilirsiniz diyorum. Yanına at düşünenler varsa arkadaşlar e, şöyle belirteyim. 2 ve 3 numaralı safkanlardan birini yazsanız yeterli olur. Eğer yanına at düşünüyorsanız ama bir numara tek olarak yazılabilir diyorum. Bu şekilde e, bunu belirterekten söyleyeyim. Belki bir de 6 numaralı Max yazılabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var 6 numaraya. Ee, bunu söyleyerek geçelim 3. koşuya. Fethi Tulgar koşusu 5 safkanın start alacak. Savade 8 dişi 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik pistte koşulacak bir koşu bizleri bekliyor. Arkadaşlar 2 safkan var. Ee, daha fazla zaten bahsetmeye gerek yok diğer isimlerden. 1 numaralı Yener Sultan ve 2 numaralı Benzenci. Yener Sultan Ahmet Çelikli 60 kiloda Benzenci ise 2 numaralı Safkan 58 kiloda Tolga Yıldız'la start alacak. 1 ee, numaralı Yener Sultan 6 yarıştır tabela yapıyor. 1, 2, 3, 1, 1, 3 şeklinde geliyor. 38 günlük bir arası var ama açık yarış atı olduğunu düşünürsek normal bir durum bu. 2 numaralı Benzenci'ye baktığımızda ise 6 yarıştır tabela yapıyor ama galibiyet bulamadı. Burada gelirse daha güzel bir gan gelecektir. O sebeple bu Safkan'ı yazmak isteyenler yazabilirler. 11 gün evvel ikinci oldu bu Safkan. 2, 3, 5, 4, 5, 2 şeklinde gelmiş. Bir isim konumunda kendisi. Gelelim dördüncü koşuya. 13 safkanın start alacağı 15-4 yukarı Araplar 1600 metre Çin pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar burada bizim yapacağımız ilk tercih Gördüğünüz 4 numaralı Fırtına Vadisi Ekürüsü 10 numaralı Güldür Güldür ile birlikte start alacak olan Safkan. Ekürüsü'nden açıkçası bir fayda sağlayabilirlerse yapacaklardır. Fedai olarak koştuklarını düşünüyorum. Çünkü Safkan'ın durumu hiç iyi değil. Ee, normal şartlarda bir şey yapacağını zannetmiyorum ama 4 numaralı Fırtına Vadisi burada yeterli durumdadır. Zaten 60 kiloda Tolga Yıldız'la start alacak olan Safkan. Son altı koştu bir kez tabel dışı kaldı. Kalan yarışlarda 1-2-3-3-2 şeklinde geldi. 5 yarış toplamda 6 yarışında tabel yapmış. Birini kazanmış. 1.45.0 birlik dereceye de sahip. Güzel bir derecesi de olan Safkan bizim için burada birinci isim konumundadır. Yanına yazılacak at 3 numara Bonjour El Samavi. Yani buradan anlıyoruz ki ekürleri yazacağız. 2 ekürüyle de yazacağız. E Bonjour El Samavi start aldığı son 5 yarışta da tabela yaptı. 4, 3, 3, 1, 1 şeklinde geldi. 146 36 şeklinde de bir dereceye sahipmiş bu safkan. Gördüğünüz üzere en, en iyi yaptığı derece olarak İki yarıştır kazanıyor olması bizim için daha önemli bir kısım tabii ki. daha formda geliyor. 10 güne evvel en son start aldı. Ne yapıyoruz? 3-4 diyoruz. Bütün bu ekürleri yazarak rahatımıza bakıyoruz diye düşünüyorum. Burada inşallah bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Ee, gelelim bir sonraki koşuya. 14 safkanın start alacağı 5. koşu. Handikap 14, 3 yaşlı Araplar 1400 sentetikte koşulacak yarış. Arkadaşlar son koşusunu kazanan 8 numaralı Sadekar. Ekürisi Koşan Aslan'la 9 numarayla birlikte start alacak. Ekürisinin 6 yarış evvel 6 yarış evvel kazandığı bir koşu var. Onun haricinde 5 yarıştır tabela yapamıyor. Ama kendisi 8 numaralı Sadekar. Baktığımızda 4, 4, 3, 2, 1 şeklinde gelmiş. Tolga Yıldız'la koşacak bu safkan. 5 yarıştır tabela yapıyor. Son koşusunu kazanmış. Bence rakipsiz bir isim ama yanına at yazmak isteyenler 6 numaralı Çelik Nur'u yazabilirler arkadaşlar. Ee, ya da biraz daha sürpriz bir isim arayanlar için 2 numaralı Rüzgarın Hızı ya da 3 numaralı Karagülcan tercih edilebilir. Ama dediğim gibi 8 belki 6 numara yanına yazılabilir diye düşünüyorum. Gelelim 6. koşu yürüyen köşk koşusu 10 safkanın start alacağı 24 handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada ilk önereceğimiz isim 2 yarıştır kazanan Ahmet Çelik ile start alacak 4 numaralı Winnerman olacak. Yanına da 3 numaralı Ganando Solo'yu yazacağız. E, arkadaşlar bu safkanlara bakalım. 4 numaralı safkan 2 yarıştır kazanıyor. 3 numaralı safkan ise 4 yarıştır 2. oluyor. Haliyle ikisinden biri kazanacaktır diye tahmin ediyoruz bizlerde. yanına başka düşünenler varsa e, 6 numaralı Perfect Runner yazılabilir bir sürpriz potansiyeli olarak. Ya da 5 numaralı Brave Gladiator yazılabilir. Ya da 9 numaralı Lex Talionis yazılabilir. Tabi bunların hepsi sürpriz ihtimali taşıyan safkanlar oldukları için tercih edebileceğiniz isimler olarak söylüyoruz arkadaşlar. Önceliğimiz 4 ve 3'te peşine 5, 6 ya da 9'dan birini sürpriz olarak yazabilirsiniz. 7. koşu Nur Kutnak koşusu 6 safganın start alacak. Sabah 7 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetikte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar 3 yarıştır kazanan Gökhan Kocakı ilerisinde 1 numaralı Katsu tek önerimizdir. Ee, ama tabii yanına başka at yazmak isteyen varsa yazabilirler. Özellikle bir isim önermeyeceğim. Çünkü bir numaralı Katsu çok ön planda rakiplerine kıyasla burada. Ee, bu şekilde burayı geçelim tek olarak. 8. koşu 9 safkanın start alacağı Maiden. 3 yaş taraflar 1300 metre çim pistte koşulacak. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlk ayakta ille de sürmeliği tek geçtik ilk yarışta. Ama bu yarışta öyle bir durum olmayacaktır. Çünkü e, Napoleon Napolyon 1 numaralı safkan. 6 numaralı Kral Ateş. 8 numaralı Öztaha 9 numaralı Ragnar ve hatta 3 numaralı Büyük Sarraf iyi vaziyette olan Safkanlar dikkat etmek lazım İncelemesini yapalım sonra önerimi söyleyeceğim sizlere 1 numaralı Napolyon start aldığı son 5 yarışta tabela yaptı 5-4-3-4-5 şeklinde geldi en son 12 gün evvel koşmuştu baktığımızda 3 numaralı Büyük Sarraf diğer belirttiğimiz isim Çin pistte 4. olmuştu son koşusunu 12. 12 gün evvel 6. oldu bu safkan. E, burada birazcık daha sürpriz olarak yazılabilecek bir isim mesela Büyük Sarraf. E, ama 6 numaralı Kral Ateş'e geldiğimizde son koşusunda 3. olduğunu, daha evvelki yarışlarında ise iki tane üçüncülüğü daha olduğunu, bunların birinin de çimde olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. E, diğer rakiplerde 8 numaralı Öztaha ve 9 numaralı Ragnar'de. 8 numaralı Öztaha start aldığı 4 yarışın 3'ünde çim pistte koştu ve 3'ünde de tabela yaptı. İkisinde ikinci oldu. Öte yandan 9 numaralı Ragnar ise son koşusunda 3. oldu. Bir önceki koşusunda da, da 5.lik elde etmiş için pistte başarılı safkan. Arkadaşlar benim önerim Öztaha ve Ragnar'ın kesinlikle bulunduğu bu ikilinin kesinlikle bulunduğu bir kupon şeklinde 8 ve 9'un kesinlikle olduğu. Açıkçası 6, 3 ve 1 ile ilgili kararı sizlere bırakıyorum. Ama 8 ve 9'u yazmanızı öneriyorum. Ee, bu, bu şekilde belirteyim. 9. koşu geldik. Artık son koşu 16 safkanın start alacağı bir yarış bizleri bekliyor. Saat 6'da koşulacak. Ee, Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar buradaki ilk önerimiz bizim 7 numaralı gölge olacak. Güzel de bir öneri olacaktır burada gölge. Öyle düşünüyorum. Şimal çizikle start alacak olan safkan start aldı. Son 6 yarışta 3 kez 4, 1 kez 6, 1 kez 3, 1 kez de ikincilikle ayrıldı. 12 gün evvel ikinci olmuştu bu safkan. E açıkçası güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Yanına yazılacak olan bir isim var. Kesinlikle yazalım. 9 numaralı Demirhan Star. Arkadaşlar 56 kiloda tutu Holga Yıldız'la start alacak olan Safkan. E koştu. koştuğu son 6 yarışa baktığımızda iki kez tabela dışı kaldığında devam eden yarışlarda ise ikincilik, üçüncülük, birincilik ve dördüncülük elde ettiğini görüyoruz. 9 gün evvel dördüncü olmuş. Bir önceki koşusunu kazanmış bir isim olduğundan dolayı burada bizim bir diğer tercihimiz konumundadır. Bir de belki sürpriz olarak bir numaralı Angel of yazılabilir arkadaşlar. Çünkü start aldığı son koşusunu hiçbir şey yapamamıştı. Bir önceki koşularında bir birincilik bir üçüncülüğü vardı bu safkanın. Haliyle bu ismi düşünenler yazabilirler. burada da arkadaşlar 7 ve 9 yanına beğendiğiniz isim varsa yazabilirsiniz şeklinde bir kupon önerisinde bulunuyorum. Ve bu şekilde... Bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Elazığ videomuz da yayında olacaktır. Onu da izleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Bu şekilde herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.